Alkışlar Sayın Birgül Bilgin için. Ne güzel isim, soyad. Evet, çok fonetik. Kendi başına bir marka. Vallahi öyle. Biraz bahsedin kendinizden. Ben edebiyat öğretmeniyim. 3 sene önce emekli oldum. Bir kızım, bir oğlum var. Oğlum Almanya'da yaşıyor. Onu çok özledim bu arada. Buradan selamlar gönderelim. Haber verdiniz mi? Gelemiyor bir türlü. Verdim. Güzel. Güveniyorum dedi. İnşallah en iyisini yaparsın dedi. Pek güzel. Bir de kızım var. O da burada İstanbul'da yanımda. Sevdiklerimizi böyle anmak güzel motivasyon veriyor insana. Tabii. Böyle enerji işi bu iş zaten. Tabii. Efendim. Bazen belli bir ritimle başlamak, o ritmi böyle ivmelendirerek devam ettirmek lazım. Bazen de rüzgar nereden eserse. Evet. Sizin düşünceniz ne yönde? İyi başlayacağım, iyi bitireceğim. İyi başlayacağım, iyi bitireceğim inşallah. Bakış açısı bu olsun. Hemen gelsin mi ilk soru? Gelsin. Hadi gelsin. Birgül Hanım'ın ilk sorusu efendim. Boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan üst bölüm. Sırt. Durdurdunuz. Sırt cevabını verdiniz. 400 puan. Yerleşti yerine. Şimdi iki tane eski tabir vereceğim tırnak içerisinde. Dikkate almayın. Sondaki açıklama bu dört harfli cevabı bulmak için yeterli. Buyurun geliyor. Osmanlı döneminde lisan-ı erazil veya lisan-ı hezele de denen sokağa yatkın özel dil. Harf alayım. Sokağa yatkın. Sokak. Bir hafta alayım. Yapmayın ya. Bu. Argo. Durdurduk. 200 puan daha. Yerleşti yerine. Böyle başlar başlamaz işinize karışmak istemiyorum. Ama bence bunu harf almadan bilirdiniz siz. Sürem gidiyor, ay filan. Öyle bir korkuya gerek yok efendim. Toparlarız. Tamam. Bazısını hiç harf almadan cevaplayacaksınız. Bazısını da belki yarım dakika düşüneceksiniz. Olabiliyor böyle şeyler. Ama biraz risk almaya bakın. Buyurun yeni soruya. Hazır argo demişken. Unutulmakta olan bir değer. Görelim. Maganda tabirinin eş ve yakın anlamlı kullanılan argo karşılığı. Maganda da argo bir kelimedir. Bir de bunun eş ve yakın anlamlı argo karşılığı vardır. Bir harf alın. Aldık bir harf. Maganda bile çok kullanılmıyor artık. Bu Z ile başlayan iyice unutuldu gibi. Bir tane alayım. Bir tane daha. Zorba. Zorba değil. Zorba Anthony Quinn. Zorla. Zorla da değil. Bir harf daha mı istemiştiniz? Bir tane daha istemiştik. Hah. Biliyorum. Unutuldu. Bilmiyorum. 90'ların başı özellikle 80'ler. Zolta. Zorta değil. Zolta. Zolta. Zortu. Zortu da değil. Zonta. Zolta. 200 puan da yerinde. Bunu hiç duymamıştım. Çok gerilerde kaldı. Unutalım. Gelsin yenisi. Vücut hareketlerini sağlayan organ ve bu organın telsi dokusu. Basit. Üç harfli olsaydı kas derdik. Sinir. Hoppa. Kas. Kas, hareket, iskelet değil. Bir harf alayım. Bir harf, tamam. Hadi pek adetimiz alalım değil böyle durdurduktan sonra. Adale. Adale. Burada bir küçük bir el sürçmesi. Bildiğim halde mi? Biliyorum, biliyorum. Küçük bir el sürçmesi oldu. Şu anda gayet serin kanlı gözüküyor ama içeride bir volkan patlaması yaşıyor Birgül Hanım. Onu net bir şekilde anladık, toparlayacağız. Tamam. Merak etmeyin. Daha 5 harfli cevaplar yeni bitti efendim. Tamam. Buyurun 6 harflere. Alfabetik liste, dizin. Sıralama. Batı kökenli bir kelime. Alfabetik. Bir harf alayım. Hani kitabın ya da işte ne bileyim ajandanın şuyun buyun nokta noktasına bir bakalım. Evet evet, bir harf daha alayım. Buyurun, sesli harfle başlıyor belli. Evet. Endeks. Endeks miydi o yoksa? Endeks ekonomide evet, malum. Evet evet. İndeks. Durdurduk. 400 puan daha. Baharatlar demiştim. Ah kızım çok iyi bilir demiştiniz. Evet. Bence siz de iyi bilirsiniz. Hasadı sadece elle yapılabilen, bunu yeni öğrendim ben, dünyanın bilinen en pahalı baharatı. Biliyorum ben bunu. Bir harf alayım. Dünyanın bilinen en pahalı baharatı. Safran. Durdurdular. 500 puan daha kattılar kasaya. 2100 puana çıktı kasamız. Bu soru da bizi yarışmanın tam ortasına taşıyacak. 2 dakika 20 saniyemiz var. 2100 puandayız efendim. Yani bu ne demektir? 8900 puana kadar çıkabilirsiniz. Tamam. Maşallah. Buyurun yeni soruya.
İki kelime şöyle sorulmuş. İnsan yaşamında erişkin sendromu da denen bir krizin yaşandığı dönem. Herkes de değil tabii. Erişkin sendromu. Menopoz. Hayır. İki kelime bu. Nokta nokta krizi de derler. Erişkin sendromu. Bu hayat böyle geçmez deyip. Aynı krizi. Bir anda malı mülkü satıp üstü açık araba almalar filan. 40 yaş. İki kelime. İşte iki kelime. 40 yaşta güzel de yani illa 40 olmasına gerek yok onun. Ne deriz öyle? 30-40. Olgunluk. Yani hani yaşamın tam şeyindedir. Orta yaş. Orta yaş. 700 puan değerinde. 2800 oldu kasa. 7 soru bitti. 7 soru sizi bekliyor. Tek kelimeden oluşuyor ikinci 7 harfli cevap ve gayet kolay efendim. Bir bakın. Tutukluyu, hükümlüyü serbest bırakma. Azletme, serbest bırakma, azletme. Hapishaneden nokta çıkarma, nokta etme. Başka ne deniyordu ona? Bir harf alayım. Aldık bir harf. Arapça kökenli. Hala hazırda yaygın kullanılan bir kelimedir. Bir tane daha alayım. Mesela bir yerdeki suyu filan da boşaltmak, nokta nokta etmek. Takviye değildi. Ay neydi ya? Biliyorum, bildiğim hala aklıma gelmiyor. Şu anda bir tane daha alacağım. Bir tane daha. Tahliye. 400 puan değerinde. 3200 yaptı kasayı. 1,5 dakikadan biraz daha fazlası var. Ve işte 8 harfli cevaplar. Tek kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Birgül Hanımcığım. Gaz veya sıvılar için engel teşkil etmeyen malzemeleri niteler bu söz. Nasıl bir malzeme? Gaz veya sıvılar için engel teşkil etmiyor. Yani gaz ve sıvılar... Geçebiliyor. Heh. İletken. İletken demeyelim. O elektrik... Geçirgen. Geçirgen daha güzel. 4000 oldu kasa. 8 harfli. Tek kelime aldığı eklerle birlikte. Şöyle sorulmuş. Hızlandınız maşallah. Buyurun. Telaş, şikayet gibi durumları anlatan çığlık. Şimdi atmak istediğim şey. Yapmayın. Şikayet gibi durumlarda. Heh, telaş, şikayet gibi durumlarda. Haykırış. Nedir? Haykırış. İşte budur Birgül Hanım. 4800 yaptınız kasayı. Çok da iyi yaptınız. 9 harflidir. Tek kelimedir. Hiç beklemeden okuyorum efendim. Temiz temiz puanlar kazanacağız bu sorulardan. İşte geliyor. Kamuflaj yeteneği ve yapışkan diliyle avlanan bir sürüngen türü. Bu kalemon. Durdurduk mu? 900 puan. Aklınıza birden fazla cevap gelebilir. 9 harfli tek kelimedir. Mastarla bitmektedir. Gayet basitlerini seçin. Aklınıza gelen cevaplardan en kolayını seçin. Tamam. Buyurun. Mecazi anlamda etkinliği artmak, hareketlilik kazanmak. İşlevsellik. Mekmak diye bitmeli. Ha. Tek kelime olmalı. Olmalı. Arttırmak. Bir tane harf alacağım. Etkinliği artmak, hareketlilik kazanmak. Daha öncesinde böyle durgun, nokta nokta gibi. Dinginken daha böyle hızlı olması. Nokta nokta gibi yani. Bir tane daha alacağım. Buyurun. Bir yaşam emaresi göstermezken bir anda... Canlanmak 700 puan değerindedir. 6400 oldu kasa. Son iki soru kaldı geriye. 32 saniyeniz var. Son iki soru için gayet yeterli süre efendim. Kullanayım. Yani evet düşününüz. Harf almak yerine tertemiz biner puan kazanmaya çalışınız. Son soru biraz zorca. Fakat şu gerçekten çok kolay. İki kelime şöyle sorulmuş. Yumuşak kıvamı sayesinde tüketimi pratikleştirilmiş bir süt ürünü. Bu biraz daha böyle endüstriyel bir şey. Peynir güzel. Nasıl kremaz. Ne? Süt kreması. Bir pastacı kreması. Ya peyniri de söylediniz, kremayı da söylediniz. 6 saniye, yoğurt. 5, 4. Durduk. Harf mı istedilmiştiniz? Evet. Ne olur başka? Süt ürünü peynir, deyince süt akla ürünü, ilk gelen. Yoğurt, peynir. Peynir. Çok güzel. Evet. Yumuşak kıvamı diyor. Nasıl peynir? Erimiş peynir. Sığmaz erimiş oraya. Ne olur? Peynirse sonu 4 harfli olmalı. Örgü peynir. Örgü peynir hiç de yumuşak değil. Bu başka böyle, ne var? Ya bıçak yoluyla. Eriyen. Bıçak yoluyla kullan. Tamam eriyen, erimiş, erik. Şunlarıma. Erimiş başka ne olur? Bir tane daha. Şöyle filan. Ay gitti. Krem peynir. Ya 1000 puan gittim değil mi? 1000 puan gittim.
bin çok puan da severim değil ama, ya. 1000 puan değil ama efendim kazandığımız neyse moralinizi bozmayacağım. Bir daha o hesabı yapıp 6500 puana ulaşabilecek durumdayız. Son sorumuz, son cevabımız. 4 saniye kaldı bu arada, haberiniz olsun. Buyurun. Sonunu almış ikili. Anlama bir şey katmayan, bir anlam bildirmeyen ancak kulağa hoş gelen gösterişli anlamında bir kelime. Daha çok konuşmalar için kullanılır. Anlama bir şey katmayan. Harf mi istemiştiniz Bülent Hanım? Evet. Harf istemişler. Nasıl bir konuşma tarzı var? Bülent Tum Ersoy. Turaklı. Tum turaklı bir Gül Hanım. Ben hiç unutmayacağım. Çok severdim ama İstediğiniz gitti. Puana ulaşamadınız ama Tum Turaklı'da gösterdiğiniz o atılganlık gönlümüzü kazandı. Size daha kuvvetli alkışlar vermek istiyoruz.